dolayı strese girdi bilmiyorum. Şeyi 500 gram solucan gübresini uyguladım. Ondan sonra şey oldu. Çiçek atma durdu. Bir de bir şey var. Çiçek atma duruyor ama ağaç durmuyor. İşte boya bak. Bayağı bir hızlı. Ha şu var. Bu kadar boya rağmen meyve verdikten sonra boyada sıkıntı etmeyeceğim yani. Vermiyor mu? Vermiyor mu boya rağmen? Boya rağmen meyvemiz var. Meyvemiz var. Boy da var, meyve de boya var. Baksana. Meyve de var. Boş değil. Boş değil. İşte o. Önemli olan o. Evet. Şuradan belli olmuyor da şu arası hep bak memektir bunlar dop dolu. Evet. İbrahim abi şu an yani, sivri biber çeşidi kaç çeşit var? İncesi var, kalın sivrisi var. Adı farklı farklı böyle firmaların. Mesela bunda etki bu şekilde. Bu tohum farklı karışmış bir tohum yani adı artık çeşidini bilmiyoruz. Bunda bu şekilde bir etki var. Çok güzel. Daha mükemmel. Çok güzel. Bir etki çok mükemmel. Var. Türe göre de farklılık gösterir. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani insan gibi ya. Kimi iştahlı, kimi iştahsız. Yani kimi sudan kilo alır, kimi bilmem işte farklı bir şey. Yer yer almaz yani bu bitkiler de. Ama şu anda sevindiğim konu çiçek düşmüyor. Artık. Nasıl engelledin çiçek düşme? Ya şöyle bir boya gidiyor diye kesmiştim ben solucan gübresini. Çok hızlı gidiyor diye kesince çiçek atmaya oldu, başladı. Çiçek atmaya başladı. Sonra işte tekrar uyguladım. Uygulama yapınca çiçek atmayı bıraktı. Evet. Yani solucan gübresi bizim çiçek attırmıyor. Bizim matematik hocamız diyor ki haftalık uygulayacak, ürününü toplayacak. Üstten çiçeğini atacak. Haftalık uygulayacak, ürün toplayacak. Alttan üstten. Sen bir türlü bu şeye girmedin. Şimdi şöyle. Ama bu bir süreç. Bu sene çok şeye ikna oldun. Yani 6 ay önce başka şeyler konuştuk. Şimdi başka şeyler konuştuk. Çiftçilerin arasında şimdi geliyor çiftçiler. Buraya geliyor. Bakıyorlar. Yani biz kendi aramızda bilgi alışverişi yaparız. Hı, tabii ki. Onlar diyor ki 21 günde topladım. 21 günde. Yani ayda iki defa bile olmuyor bu toplama. Evet. Hasat. Ben diyorum ki 12 günde topladım. Neredeyse erken topluyorsun sen diyorlar. Bana. Erken meyve gelişiyor ne yapabilirim ki? Neyse işte iyice meyve kartasın. Olgunlaşsın kartasın. Ondan sonra üstten de meyve tutsun, ondan sonra sen topla. Yani üstten de meyveyi göstersin ki sen öyle gir, ağaç boşa gitmez o zaman. Ya boş değil ki. Ya zaten altta olgunlar ağacın var, boş kalmıyor. Ortada tazeler var, üstte ha. Çiçekleri var. Ve tomurcuk ve üstte de çiçekleri var. Şimdi yani onların övünüyorlar şimdi 21 günde veya işte 25 günde toplamış. 25 günde ne toplamış? İşte diyelim ki ben 800 kilo kestim, bir ton kestim. 25 günde. Ben hesaplıyorum. Ben hadi 12-13 gün toplamda 25 günde ben iki kere kesmişim. Bir 800 kilo kesmişim, bir de bir ton kesmişim. Sen bir ton kestim diye övünüyorsun 25 günde ben 25 günde iki kere toplama yapmışım, bir ton 800 kilo. Allah bir bereket versin. Yani bu solucan gübresini Bioretform solucan gübresini ve katı solucan gübresini kullanan çiftçilerimiz bunun bereketini yaşayacaklar, karşısını görecekler, alacaklar. Karşılığını alacaklar. Bir tanesi İnşallah. Örnek işte Hüseyin evet. Şenkara, Antalya, Kumluca. İnşallah yani önümüzdeki... Bilgi almak isteyen herkes Hüseyin Şenkara'yı arayabilir, birebir kendisiyle konuşabilir. Çiftçi evet, çiftçinin tabii. dilinden, seracı seracının dilinden, fideci fidecinin dilinden daha iyi anlar. Sürekli bilgi i̇şte alışverişi yapıyoruz her çiftçi. Bu kadar basit yani. Yardımlaşır. Evet. Çok güzel. Yani, söylediğin şeyler çok sevindiriyor bizi. İbrahim abi, yani şu görüntüyle bizim boş geçecek olan dönem, hani Mart dönemi ya Şubat'ın ortasından sonra hem biberin zirve fiyatıdır bu dönem. Hele Mart'ın ilk haftası ya işte
onuna kadar ki o dönem vardır bir sivri biberde veya biber çeşitlerinde zirve fiyattır. Neden zirve fiyattır? Biber az çıkar. O dönemde çiftçilerden bu bölge seralardan üretim hasatta verim düşüktür. Şu görüntü benim hasadım düşük olmayacağını gösteriyor şu anda. Gösteriyorum. Yani sen şunları, Mart'ta ne kadar yeri, kesmeyi her yeri ürün maşallah. Göreceğiz bilmiyorum. Aynı bak, ben bak, her yeri ürün. Keseyim demiyorum. Yılda mesela Mart döneminde 300 kilo dönümde kesiyorum. Ben bu sene kaç kilo geçtim bekliyorsun? Bir ton istemiyorum. Dönümde 600-700 kilo keseyim. Yok yok. Ve keseceğim. 12 günde keseyim. Bitti. Allah bin bereket. Ama bir tonu şimdi bekliyorsun. Bekliyorum. Tabii tabii. Bir ton olacak. Verir. Fazlası olacak Allah'ın izniyle. Daha olur. Zaten yani bu çiçekler, şu anda bizim gübremizin evet, özelliğini en başından beri ben söylüyorum. Biliyorum. Diyorum ki bizim gübremiz önce toprağa çalışıyor. Köke çalışıyor. Sonra kendini bitkide gösteriyor. Bu seredeki toprak kalitesi o kadar artık yorulmuş bir toprak ve dönem dönem kimyasal çeşitleriyle kirletilmiş bir toprak çeşidi ki anca bir sera kendini yavaş yavaş buldu yani. Evet anca. Şimdi bu sera şu anda zaten yeni toplanık bir sera. Evet yeni toplanık bir sera olduğu halde böyle. Evet. Maşallah. Yeni toplanık. Evet. En alt katlarda bile tekrar tekrar dönüşeyim. Var. En altta yere değen baksana, biberler var. Şu hale bak ya. Şuna bak. Deriz lan abi. Gel çocuk. Burayı çeksin mesela. Göstersin. Geç. Burayı biz yeni topladık.